Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ara kısmını yaparak tamamlayalım. Hemen bir tanesini daha birlikte yapalım arkadaşlar. Sonra da dağımızı yaparak hemen üzerlerini tamamlayalım. Bir tane buraya zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Geri dönerken de yine zürafa yaparak dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıp aşağıya iniyorum. Ara kısmına fil dişi çalıştım. Bana gönderilen resimde de bu şekilde çalışılmıştı. Ben arasına 5 tane fil dişi çalıştım ama 7 veya 9 şeklinde de çalışabilirsiniz arasına. Ben burada hemen ipimi koparıyorum. Şimdi fil dişinin üzerine pırpırımızı da yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Hemen son yaptığım fil dişinin üzerine batarak buraya düğümümü atıyorum. Arasında ben bir tane fil dişi bıraktım. Dilerseniz hepsine de pırpır yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi arasında bir tane de bırakabilirsiniz. Şimdi hemen buraya pırpırımı yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve buraya üçüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi hemen iplerimi de kestim. Üzerindeki pırpırımı da tamamlamış oldum. Şimdi dağımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Arasında ben bir tane zürafa bırakıyorum. Hemen ikinci zürafaya batarak başlıyorum. Dilerseniz ipinizi hiç koparmadan da devam edebilirsiniz burada ara kısmıyla birlikte. Ben ipimi kopardıktan sonra burada bir tane boşluk bıraktığım için burada da ipimi kopardım. Şimdi buraya zürafa yaparak başlıyorum. Sırasıyla her bir zürafaya batarak üzerine zürafa yapıyorum. Ben dağımı oluştururken 12 tane zürafa ile başladım. Dilerseniz 11 tane zürafa ile de çalışabilirsiniz. Şimdi buraya 12 tane zürafamı yaparak tamamlayacağım. 12 tane zürafamı yaparak tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi oyamı çeviriyorum. Dilerseniz sağdan sola şeklinde de devam edebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Hemen baştaki zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Buraya bir pırpır yaptım. Bir sonraki zürafaya batarak yine zürafa yapmaya devam ediyorum.
Evet. Bu şekilde sonuna kadar zürafamı yapıp tamamlayacağım. Zürafamı yaparak tamamladım arkadaşlar. İkinci sırada zürafa sayım 11 tane kaldı. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek. Şimdi düz yüzünü çeviriyorum. Hemen baştaki zürafaya batarak hemen kenarına pırpırımı yapıyorum. Şekilde tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek. Bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamlayacağım. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamladım arkadaşlar. Yine son zürafama batarak pırpırımı yaptım ve ipimi kopardım. Her iki tarafında da 6'şar tane pırpırım oldu. Şimdi dağımızın üzerindeki pırpırlarımızı da yaparak tamamlayalım. Dilerseniz aşağıdan yukarıya doğru çalışabilirsiniz veyahut da yukarıdan aşağıya doğru çalışabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru bana daha kolay geldi. Ben de yukarıdan aşağıya doğru çalışacağım. Nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi hemen bir tepedeki zürafadan sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zürafamın buradaki ipine batıyorum. Hemen buraya düğümümü attım. 3 tane zürafa bırakmış olduk üzerinde. 4. zürafama da batarak düğümümü attım. Hemen aynı hizadaki, böyle yandaki değil, aynı hizadaki zürafayı batıyorum. Ve buraya bir yuva yapıyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva yaptım. Dilerseniz katlayarak da çalışabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Tekrar yuvama batıyorum. Ve üzerine pırpır yapmaya başlıyorum. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Dilerseniz katlayabilirsiniz daha kolay çalışabilmek için. İkinci pırpırımı yaptım. Toplamda buraya 5 tane pırpır yapacağız. Üç oldu. Dört. Ve son pırpırımı yapıyorum. Ve 5. Bu şekilde buraya pırpırımı yaparak tamamladım. Hemen buradaki iplerimi kesiyorum. En üsttekini tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıradakini yapacağız. İğneme yeşil ipimi aldım. Hemen buradan batmış olduğum
düğümün yanından sayıyorum arkadaşlar. Üstteki yapmış olduğum düğümün yanından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zürafa bıraktım. Dördüncüsünün hemen ipine batarak bu şekilde buraya düğümümü hemen attım. Aynı şekilde bir alttaki zürafaya batmış oluyorum. Yanındakine değil arkadaşlar, alttakine. Yani aynı hizadaki zürafaya. Bu şekilde buraya yuvamı oluşturuyorum önce. Yuvamın içine batıp yine buradan geri dönüyorum. Katlayarak da çalışabilirsiniz. Daha kolay yapabilmek için. Ben tekrar batarak yuvamın içine pırpırımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Katladığım zaman daha rahat çalışılıyor. Hemen tekrar battım. İkincisini yaptım. Bu şekilde 5 tane pırpırımı yapıp tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncüsünü yapacağız. İkincisinde olduğu gibi hemen saymaya başlıyorum. Düğüm atmış olduğum yerde. 1, 2, 3 ve dördüncüsüne hemen batarak buraya düğümümü atıyorum. Aynı şekilde hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Geri dönerek buradan 5 tane pırpırımı yapıp tamamlayacağım. Üçüncüsünü de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.